gördük bize. Bunun ucunu tutuyoruz. Buradan döndürüyoruz. Tamam mı? İçinden nedir? Geçiriyor. Geçirdikten sonra bunu çekiyoruz. Böyle ben yaptım. Olmadı. Evet, çok güzel oldu. Aferin sana. Gökçen Acar, Şanlıurfa Fen Lisesi'nde Bilişim Teknolojileri öğretmeniyim. Atölyemiz 3D yazıcılarla, yani 3 boyutlu tasarımlar yapmamızı sağlıyor. 3D yazıcıları tanıtmak amacıyla kurulmuş bir atölye. Biz bu atölyede ne yapıyoruz? PLA türünde filamentlerle tasarımları bilgisayardan yapmış olduğumuz görselleri 3 boyutlu hale dönüştürüyoruz. Şu an bastığımız materyalimiz bir hem anahtarlık hem de deprem düdüğü dediğimiz bir düdük basıyoruz şu anda. Öğrenciler memnun, biz de memnunuz. Şanlıurfa Bilim Şenliği şeklinde üzerine yazdık. Urfa çok, yani yeni neslin çok fazla olduğu bir şehir. Biz burada çok fazla eğitimciler olarak bize çok fazla görev düşüyor. Ben de aynı şekilde Teknofest'e katılmıştım mesela. Yani Urfa'dan Teknofest için giden ekip arasındaydım. Bu tarz etkinliklerin fazla olması bizim açıkçası Z kuşağına olan bir borcumuzdur. Yani biz onları eğiteceğiz ki ileride kendimizi onlara emanet edebilelim. Bu tarz etkinliklerin daha da artması dileğiyle inşallah daha güzel olur. Hoş geldin. Hocam. Hocam geçirdim. Evet. Buradaydı. Evet. Tamam, güzel. Başka var mı? Bunu yaptın mı? Nasıl bu? Mustafa Kurt, Şanlıurfa Fen Lisesi. Evet, yani gayet eğitici içerikler bulunduğunu düşünüyorum. Gezdikçe bilişsel ve eğitim teknolojileriyle ilgili birçok proje gördük. Bulduğumuz şeyler cidden ilgi çekiciydi. Gerek VR gözlükler olsun, gerek 3 boyutlu yazıcılar olsun. Ki karaoke etkinliği de çok hoşumuza gitti. Öğrencilerin eğlenebileceği güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Güzel ortamdı. Orada yarıştık. Hani orada iyiydi yani ortam. Gençler bu gibi bunlara katılmalı çünkü geleceğimiz teknolojiden ibaret, yani öyle gözüküyor. İsmim Hatice Tekin. Şanlıurfa Bilim ve Sanat Merkezi'nde tarih danışmanlığı yapıyorum. Burada öğretmen arkadaşlarımızla beraber, müdürümüzle beraber standımızda yerimizi aldık. Şanlıurfa Bilim ve Sanat Merkezi'nde müzik, resim ve genel yetenek alanlarında öğrencilerimize destek eğitimi veriyoruz. Üstün yetenekli öğrencilerimize destek eğitimi veriyoruz. Bize burada standta yer verildiği için öncelikle yetkililere teşekkürlerimizi iletmek isterim. Öğrencilerimizin çalışmalarını sergileme imkanı bulduk. Öğretmenlerimizin rehberliğinde öğrencilerimizin çalışmalarını sergiledik ve buraya gelen katılımcılarla beraber de örnek etkinlikler gerçekleştirdik. Bu tür bilim şenlikleri ben bir eğitimci olarak değerlendirecek olursam çok değerli buluyorum. Burada öğrenciler kaynaşıyor, öğretmenler kaynaşıyor. Velilerin çocuklarıyla beraber geldiklerini gördüm. Sadece öğretmenler okuldan öğrencilerini alıp gelmediler. Veliler de çocuklarını alıp gelmişler. Çok güzel bir boş zaman etkinliği, çok güzel bir eğitsel etkinlik olarak çok değerli buluyorum bu tür bilimsel çalışmaların yapıldığı ya da sosyalleşmelerin gerçekleştiği bu tür ortamlar çok çok değerli. Çünkü öğrencilerin ya da bu yaş grubundaki çocukların boş zaman etkinliği olarak muzur etkinlikleri ya da zararlı etkinliklere maruz kalma ihtimalleri günümüzde çok çok yüksek. Dijital dünya biliyorsunuz
sadece yararlı içeriklerden oluşmuyor. Bu yüzden bu tür gerçek ortamların sanal ortamlara alternatif olarak öğrenciler için çok yararlı, çok verimli, hem sosyalleşmeye açık hem de zihinsel gelişime açık ortamlar sağlaması çok değerli. Devamını diliyorum. Bunlar çok değerli çalışmalar. Öğrencilerin hayal kurması, hayallerini kovalaması, bunları projeye dönüştürmesi, somutlaştırması çok değerli. Ben kendi kuşağım adına söyleyeyim. Benim kuşağım ve benden önceki kuşak okula gittiğimizde daha çok şey öğrenmeye çalışırdık. Öğretmenlerimiz bize bilgi yüklemeye çalışırdı. Kitap okurduk, ansiklopedi okurduk, kütüphaneye giderdik. Bilgiye ulaşmaya çalışırdık. Fakat şu zamanki çocukların aşırı derecede bilgiye maruz kaldıklarını görüyoruz. Google'da bir satıra bir şey yazıp milyonlarca sonuç alabiliyorlar. Bilgi şu an onların elinde. Fakat şu anki çocukların da şöyle bir problemi var. Bu bilgi onlara ne kadar lazım? Bu bilgi ne kadar güvenli ve bu bilgi ne kadar geçerli? İşlerine ne kadar yarayacak ve ne kadar doğru? Çocukların dolayısıyla ya da yeni neslin diyelim, yeni jenerasyonun bilgiyi işlemeyi öğrenmesi gerekiyor. Bilgi onların elinde var, hazine gibi, ham bir cevher gibi var. Onlara bilgiyi işlemeyi öğretmemiz gerekiyor. Bu nedenle TÜBİTAK olsun, bahsettiğiniz teknoloji festivalleri olsun, öğrencilere önlerindeki hazır bilgiyi işleme ve o bilgiden kendilerine ihtiyaç duyacakları ya da topluma ya da insanlığa ihtiyaç duyacakları ürünler üretmelerini sağlamaya katkıda bulunuyor. Eskiden mesela bir bilim insanı bir şey icat ediyor. Örneğin işte Newton yer çekimi kanunu keşfediyor veya bir başkası başka bir şeyi keşfediyor da icat ediyor. Bir kişi. Fakat günümüzde teknoloji o kadar gelişti ki bir kişi artık bir şey üretmeye yetmiyor. Kolektif bir şey gerekiyor. Mesela sizin de hatırlarsınız NASA'da bir olay oluyor. Uzaya bir şey bir çalışma yapıyorlar uzayla ilgili. Bir ekip orada alkışlıyor. Yani tek bir bilim insanı, tek bir düşünce, tek bir zeka ile artık insanlığa hizmet etme devri kapandı gibi. Az önce dediğim gibi birincisi bilgi işlemeyi öğretme. İkincisi de kolektif çalışma adına bu bahsettiğiniz çalışmalar öğrencileri çok güzel motive ediyor ve gerçek deneyimler sağlıyor. Hayal güçlerini kullanma ve geleceğe yönelik inşa etme adına adımlar atmayı destekliyor. Devamını diliyorum. Öncelikle okulda eğer ilkokul düzeyinde ise de anaokul düzeyinde sınıf öğretmeniyle irtibata geçmeleri lazım. Sınıf öğretmenleriyle çok iyi paslaşmaları gerekiyor. Okul rehber öğretmenleriyle tanışmaları ve çocuğunun gözlemlenmesi için daha çok talepte bulunmaları lazım. Rehberlik araştırma merkezleri var, RAM'lar il merkezlerinde. RAM'lara götürüp çocuklarıyla ilgili rehberlik talep edebilirler. Gerekirse bizzat kendileri ebeveyn olarak gidip burada bilgi edinebilirler ya da çocuklarını götürüp ilgi duydukları alanda ya da ihtiyaç duydukları alanda. Örneğin çocukta hiperaktivite gözlemliyorlarsa veya zor öğrenme veya hızlı öğrendiği için aslında dersten sıkılma gibi bir takım problemler gözlemliyorlarsa bununla ilgili okul sınıf öğretmeni, rehber öğretmen ve RAM'lardan destek alabilirler. Eğer maddi imkanları veya sosyal çevreleri müsaitse pedagoglardan destek alabilirler. Sosyal medyada, YouTube'da veya diğer dijital mecralarda çok önemli alanında uzman kişilerin kanallarını takip edebilirler. Ve bunun için herhangi bir ücret veya herhangi bir şeye gerek yok. Ama tabii takip ettikleri mecraların amacı para kazanma, işte reytingden hani böyle hani maddi amaç değil de eğitsel amaçlı olan gerçekten çok değerli hizmetler veren, topluma hizmet verme, insana hizmet verme bilinciyle çalışan bilinçli insanların kanallarından da yardım alabilirler. Ama en önemlisi okulda öğretmenleriyle işbirliği içinde olmaları. Kendileri geliştirme adına kurumların hazırladığı ebeveynlerle ilgili eğitsel çalışmalara, atölyelere katılabilirler. Şuradaki bilim şenliği çok değerli. Bu tarz çok fazla bilim şenlikleri yapılıyor. Ya da ebeveynlere yönelik eğitimler yapılıyor. Onları da takip edebilirler.